Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülsel Tekin, milli iradenin Hatay'da tecelli ettiğini ancak milli iradenin devlet baskısıyla değiştirilmek için ciddi çaba sarf edildiğini ileri sürdü. Biz yurttaşlarımızın ve Hataylıların bu davranışından dolayı kendilerini kutluyoruz. Milli irade Hatay'da tecelli etmiştir. Milli iradeye devlet baskısıyla değiştirmek için ciddi çaba sarf edilmiştir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile birlikte CHP Hatay'ı binasında düzenlediği basın toplantısında her seçimin demokrasiyi güçlendirdiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülsel Tekin, 2002 yılından sonra seçimlerin tartışılır hale geldiğine dikkati çekti. Her yurttaşın kullanmış olduğu oyun çok önemli ve kendi namusu olduğunu ifade etti. Devletin de bu yurttaşların namuslarının korunma gibi bir görevinin olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi. Oyların çöp sepetinde olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Hadi tamam, paralarımızı sepete, torbaya, kutuya koydunuz da hiç olmasa oylarımızı el atmayın. Oylar bir namustur. Namusumuzu bütün yurttaşlarımızın korumasını talep ediyorum. İktidarda ya da hükümette maalesef bir şey bekleyecek durumda değiliz. Hatay'ın CHP'nin en temel projesi olduğunu kaydeden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülsel Tekin, Hataylılar bugün gereğini yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Lütfü Savaş 4660 oy farkla seçim aldı. Yani Hatay'da milli irade tecelli etti. Milli iradeyi devlet baskısıyla değiştirmek için çaba sarf edilmiştir. Ancak Hatay'da yapılan itirazlar sonucu etkilemeyecektir dedi. Sayın Başkanım, size de Hatay'ımıza da hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Kutluyoruz Sayın Başkanımızı. Çok önemli bir başarıdır. Bu başarıyı biz bekliyorduk. Özellikle genel merkez olarak Sayın Genel Başkanımızın da basın toplantısında ifade etmiş olduğu, "Ben çok neye sevindiniz? Hatay'a sevindim." demişti. Hatay bizim için önemliydi. Türkiye'nin seçim sınavından halen geçemediğini de ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülsel Tekin, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin'in itirazları ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise tabii her türlü itirazlar yapılabilir, son derece doğaldır. Yani bu her yurttaşımızın, her partinin en doğal hakkıdır, yapılabilir. Ama sorun şurada, avukatın düşkünü derdini mübaşire anlatır derler ya, hadi muhalefetin itirazını hepimiz anlarız. İktidar devletin bütün gücünü elinde tutan, her türlü pis organizasyonları yapanlar neye göre itiraz edecekler çok merak ediyorum dedi. Her türlü itirazlar yapılabilir. Son derece doğaldır. Yani bu her yurttaşımızın, her siyasi partinin en doğal hakkıdır. Bunları yapabilir. Ama sorun şurada. Avukatın düşkünü derdini mübaşire anlatır derler ya, bu adliyelerde çok konuşulur. Hadi muhalefetin itirazını hepimiz anlarız. İktidar devletin bütün gücünü elinde tutan, her türlü pis organizasyonları yapanlar neye göre itiraz edecekler, doğrusu onda çok merak ediyorum.